Değer dostlarımız, istemenin sırlarındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Bugünkü programımızda yöntem belirlemeyi konuşuyoruz, konuşacağız diyelim. Ve aslında ilk bölümümüzde değerli hocamız bugüne kadar yapmış olduğumuz Düşün ve Başar kitabının bir nevi koridorlarında dolaşıp başlıklarını özet şeklinde sizinle paylaştığımız anları kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. Bir özeti paylaştı. Bugünkü programımızda yöntem belirlemeyi konuşacağız. Tabii bazı programlarda ben hatırlatıyorum değerli izleyicilerimiz sizlere. Söz uçar, yazı kalır efendim. Yani bugünkü programı burada izlerken böyle altın kıymetinde, elmas kıymetinde olan ve hayatımızı gerçekten değiştirip dönüştürecek, mükemmelleştirecek, bizi hedeflerimize pratik olarak gözlerimizle görüp bizi mutlu edecek, ulaştıracak hedeflere çıkabilmemiz için bu cümleleri not defterlerimize yazalım ve tekrar tekrar hatırlayalım diyelim ve bu hatırlatmayla kaldığımız yerden devam edelim. Evet hocam. Nereden devam ediyoruz? Yöntem belirlemek. Yani elimizde bilgi var. Hedefimiz belirlendi. Peki nasıl ulaşacağız buna? Yani elimizdeki bilgiyi ne şekilde kullanacağız? Herhalde bugünkü programımızın bu bölümünde bizimle bunu paylaşacaksınız. Şimdi, evet, şunu söyleyelim. Dördüncü adamımız ne dedik? Yöntem belirlemek, pekala. Bir insan yapamıyorum derse, bu ne anlama gelir? Yapamıyorum. Evet. İki anlama gelebilir. Birincisi, teknik olarak, biyolojik olarak, hukuki olarak her neyse, yapması engellenmiştir. Diyelim ki dilim yok o yüzden konuşamıyorum. Dersem doğrudur. Kanadım yok o yüzden uçamıyorum. Dersem doğrudur. Ama ben diyelim ki yemek yapamıyorsam, diyelim ki ticaret yapamıyorsam, diyelim ki yüzemiyorsam, kollarım mı yok? Var. Beynim mi yok? Yapamıyorsam, yahut demirci dükkanına girdiğinde sanatını bilmiyorsan saçını sakalını yakarsın diyor ya Mevlana Celaleddin, girdiğim zaman saçımı sakalımı yakıyorsam, bunun açıklaması, bir açıklaması vardır. O da şu, ben yöntem bilmiyorumdur. Ben yapmak istediğim şeyin yeteneğine sahip değilimdir. Bilgisine sahip değilimdir. Dolayısıyla buradan şu noktaya geliyoruz. Hedefleri belirledik mi arkadaş? Evet. Yapmamız gereken işler mi var? Çok güzel. Şimdiki adım o hedefleri nasıl gerçekleştireceğimizin detaylarını öğrenmektir. Çünkü şunu biliyoruz. Eğer nasıl yapacağımızı öğrenebilirsek seri üretime geçebiliriz. Ve nasıl yapabileceğini öğrenmek aslında işin çoğunu yapmaktır. Biz nasıl yapabileceğimizi öğreninceye kadar patinaj yapıyoruz. Bir şeyin peşinden koşuyorsunuz, çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, düşüyorsunuz, çıkıyorsunuz, düşüyorsunuz. Niye? Çünkü nasıl çıkılacağını öğrenmediniz. Her ne yapıyorsanız, bir insan her neyi yapıyorsa, bir insan her neyi başarıyorsa, onu yapmayı öğrendiği için başarıyor. Ben başaramıyorsam, az önce söylediğim teknik imkansızlıkları hariç tutalım, bilmediğim için başarıyorum, başaramıyorum. Ancak bir noktanın altını çizelim. Bilmek yanlış anlaşılır, anlaşılıyor çoğu zaman. Bilmek iki boyutun birlikteliğidir. Bilmenin bir boyutu bilgidir, diğer boyutu yetenektir. Yani bir boyutu ilimdir, diğer boyutu ameldir. Bir insan öğrendiği bir şeyle amel etmezse, onunla amel edemez. Bir insan bir şeyi yapıncaya kadar onu yapamaz. Bir insanın bir şeyi yapabilmesi için onu ilk defa yapması lazımdır. Ve ilk defa yapacağımız her şeye karşı bir ürküntü hissederiz. Bir utanma, bir çekinme, bir korku neyse o bir yabancıdır. Her neyi yapıyorsanız iyi ya da kötü. Hayatınızda ilk defa yemek pişirirken de bu böyledir. Evleneceğiniz ilk günde bu böyledir. Bir işe girerken de bu böyledir. Her ne yaparsanız ilk yaptığınız ilk deneyim heyecan vericidir, ürperticidir, şaşırtıcıdır. Ama bir yaptınız mı
Artık diğer adımlar gelir, detaylar öğrenmeye başlarsınız. Şimdi burada bir kere bir taraftan şunu bilmemiz lazım. Yapmak istediğiniz şeyin yeteneğine sahip olmazsanız, yani bilginin ötesine taşarak onun yeteneğine talip olmazsanız o bir işe yaramaz. O sırtımızda semer gibidir. O sırtımızdaki semerin üzerine o 100 tane kitap okudun, semerin üzerinde taşıdığın 100 tane yüktür. Evet. 100 kilodur. Neyse yani. Onun bir anlamı yok. Bir anlamı yok çünkü o bilgiyle hiçbir şey yapamaz. Bana birisi yüzmeyi öğretmek için karşıma geçse ve anlatsa, bana 10 yıl nasıl yüzeceğimi anlatsa, 10 yılın sonunda da beni denize bıraksa boğulurum. Yüzmeyi öğrenmenin yolu yüzmektir. Tabii ki hoca bana anlatır ama ben pratik yapmazsam onu yapamam. Yemek pişirmek de böyledir. Böyle olduğu için. Araba sürmek de böyledir. 10 sene sana araba sürmeyi öğretsinler. O pistte o egzersizi yapmazsan o yeteneğe sahip olamazsın. O arabayı süremezsin. Dolayısıyla bizim en büyük eksikliğimiz maalesef bu. Biz ilkokuldan başlıyoruz. İlkokul. Oku 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 oku. Ortaokul. Oku oku oku. Lise. Oku oku. Üniversite oku oku. 15-16 sene oku. Peki. Okullar bitti. Haydi bakalım hayat. Pratik. Yap. Hayat ne istiyor senden? Girişimcilik istiyor. Prezentasyon. Kendini temsil edebilmek istiyor. Şunu istiyor, bunu istiyor. Peki sen bunları mı öğrendin okuldan? Hayır. Bunları öğrenmen lazımdı. Eğitim, öğretim. Öğretim o bilgiyi sana veriyor. Güzel, tamam, dünya nedir, nasıl bir dünyadayım? Bir paradigma çerçevesi kafana koyacaksın. Ama ben hayata tutunmam, yaşamam ve üretmem için yeteneğe muhtacım. O üniversitenin, üniversiteye kadar o eğitimin bana verdiğinden daha önemlisi annemin bana öğrettiği yemek pişirme becerisidir. Ben yemek pişirmeyi bilmiyorsam, ben evime girmeyi çıkmayı bilmiyorsam, ben komşumla geçinmeyi öğrenmediysem, ben bir bilgiyi nereden arayıp nasıl bulabileceğimi öğrenemediysem aciz bir zavallıyım. Ben hiçbir şey yapamam. Kendi hayatımın yükünü çekemem. 1000 tane kitabı ezberlesem ne işe yarayacak? Dolayısıyla burada Cenab-ı Allah, bakınız, Saf suresinde yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük günahtır buyuruyor. Hatta ey inananlar, yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Bizi ilmimizle amel etmeye davet eden bir buyruktur. Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam, bakınız, bildikleriyle amel edene bilmedikleri öğretilir diyor. Bildiğinizi, bilgi yığmaya çalışmayın. Yığar yığar unutur gidersiniz. Kalıcı olan, kullanabileceğiniz, hayatınızda işe yarayacak olan bilgi uyguladığınız bilgidir. Uygulamadığımız bilgi ilahi huzurda sorgudur, hesaptır, kabir kapısında pişmanlıktır. Her alanda böyle. Bir kursa mı gittiniz, yabancı dil mi öğrendiniz? Onu kullanın. Evet. Efendim, on parmak daktiloyu mu öğrendiniz? Onu kullanın. Aşçılık kursuna mı gittiniz? Yapın o lezzetli yemeklerinizi. Dantelayı mı öğrendiniz? Onu kullanın. Kullanmadığınızı kaybedeceksiniz. Cenab-ı Allah bir kural çerçevesinde yaratmıştır hayatı. Kullan ya da kaybet. Sana verdiği bir yeteneği kullanırsan onu daimileştiriyorsun. Kullanmazsan kaybediyorsun. Bu böyledir. Beynini kullanmazsan kaybedersin. Şu kolunu bağla böyle. Bir sene kullanma, bu kolun kaybolur. Yani tabii ki biyolojik olarak, maddi olarak buradadır ama bunu artık kullanamazsın. Kaslar maslar gider. Bu böyledir. Şimdi böyle olunca tabii ne oluyor? Bir hatıra anlatayım mı? Evet. Muhakkak güzel tecrübelere götüren, yani yöntemleri uygulama noktasında yaşadığınız birçok tecrübe vardır. Hikayeleriniz vardır. Şimdi seneler önce, başını sonunu atlayarak anlatayım. Seneler önce lisedeyken dedim ki, tatile geldik köye. Dedim ki, baba ben gideyim Rize'ye de biraz harçlık kazanayım. Çay toplama mevsimi, belki birisi bana çay toplatır da
biraz para kazanırım. Gittim tabii, bekledim 1-2 gün, 1-2-3. Orada şehrin merkezinde bir park var o zaman. Hı hı. Kimse bana iş vermiyor. Bekliyorum. Bir de yani 3-5 kuruş param var. Bir ekmek alıyorum, bir de salatalık böyle. Ya açlıktan zayıflıyorum, enerjim tükeniyor. En son bir gün dedim ki, bu böyle olmayacak. Durduk yerde birisi gelip de bana anlaşılan o ki iş vermeyecek. Ben gideyim iş arayayım. Sabah erkenden nerede iş bulabilirim? Erkenden kalktım. Allah selametini versin. Bir otelin sahibi bir şekilde bedava beni kaldırıyor böyle bir köşede. Neyse erkenden kalktım. Baktım bir tane lokanta açık. Girdim. Bir Rizeli amca. Ben dedim iş arıyorum. Baktı bana böyle. Torunum dedi, sen yemek pişirmeyi bilir misin? Ben tabii köyde çok tarhana çorbası, çok lahana çorbası pişirdim. Zaten sabah akşam yediğimiz oydu. Tabii bilirim dedim. Gel bakayım dedi. Verdi bana bir tane böyle bir kepçe gibi bir şey. Karıştır bakayım bu çorbayı dedi. Ocağın üstünde birkaç tane yemek pişiyor. Çorba pişiyor. Aldım elime tabii. O heyecanla, beni herhalde işe alacak bu diye bir sevinçle öyle bir çevirdim. Bir kepçe yemek şeyin üzerine, ocağın üzerine tabii, hemen kolumu tuttu, baktı. Dedi ki, torunum dedi, sen hamsın. Yani sen daha bir yemeği karıştırmayı bilmiyorsun. Allah selametini versin, sağ olsun, bir çorba içirdi bana, gönderdi. Bu yetenek meselesi son derece önemli. Nihayet seneler sonra lise bitti, ben yazılar yazıyorum dergilere, bir yerlere gönderiyorum. Rahmetli babam bakıyor benim böyle yazmalarıma. Bir gün bana dedi ki, evladım dedi, sen bunları yazıyorsun da peki sana para veriyorlar mı dedi. Çuvalla. Para vermiyorlar işte. Para ne para isteyeceğim yani, yazımı yayınlıyorlar, öpüp başıma koyacağım. Vermiyorlar dedim. Dedi evladım, seni sömürüyorlar dedi. Kendini sömürtüyorsun dedi. Aradan seneler geçti. İşte bu kitap. İşte 192. baskı. O zamanki çalışmanın belki hizmet olsun, şu olsun, bu olsun diye veya belki kendimizi tatmin veya gerçekleştirmek için gönüllü olarak yaptığımız çabanın meyvesini Cenab-ı Allah verdi. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bugünkü gençliğin başında şöyle bir çok ciddi tehlike var. Bir bela var. Bugünkü gençlik bizim gençliğimiz gibi değil. En temel farklılık ne hocam sizce? Bizim gençliğimiz zamanında yokluk vardı. Bir miktar çaresizlik vardı. Ve gencin çocukluk dönemindeki ihtiyaçlarını anne babalar tam karşılayabilecek durumda değildi. Ve herkes çalışıyordu. Sen de çalışıyordun. Tarlalarda çalışıyordun. Ve televizyon vesaire de yoktu. Bilgisayar da yoktu. Cep telefonu da yoktu. Dolayısıyla sen büyüklerden tecrübe alıyordun. Evet. Büyükler ustaydı, sen çıraktın. Şimdi liseye gelmiş bir genç yumurta pişirmesini ancak öğreniyor. O zaman biz ilkokulda, düşünebiliyor musun? İlkokulda ben yemek pişirmesini biliyordum. Yemekleri ben pişiriyordum, ilkokul öğrencisi. Okuldan evime geliyorum, kitaplarımı bırakıyorum, sepetimi alıp tarlaya gidip ot biçiyor geliyordum. İnekleri yedireceğim ve sağacağım da bunu bile yapıyordum. Bir ilkokul öğrencisi. Yani bunu bir erkek olarak, bir köylü çocuğu olarak bir tuhaf karşılayabilirsiniz. Evet, köy hayatı böyle bir hayat. Fakir hayatı böyle bir hayattır. Peki bugün ne var? Bugün ki gençliğin talihsizliği, yani gençliğin büyük bir kısmının talihsizliği şu: büyükleri sabahtan akşama kadar işleriyle meşgul. Büyükleri başka bir yerde yaşıyor, kendileri başka bir yerde yaşıyor.
Hatta her birinin bir odası var. Her biri bağımsız, müstakil. Ne annenin masalını dinliyor, ne babanın hikayesini dinliyor. Ne de onların işlerini nasıl yaptığını, evi nasıl çekip çevirdiklerini, faturaları nasıl ödediklerini görüyor. Bir tarafta cep telefonu, bir tarafta bilgisayar oyunu. Hayat yok. Hayat bu mu? Hayır, bu sanal bir şey. Hayat bu değil. Ve çocuk hayata atılıncaya kadar böyle yalıtılmış bir ortamdan geliyor. Talihsizlik bu. Ondan sonra da ona diyorsun ki, haydi bakalım, al sana bu hayat. Sen bu hayatın annesi olacaksın. Bu hayatın babası olacaksın. Bu işin çalışanı olacaksın. Bu zorlukla baş edeceksin. Bu ihanetliği aşacaksın. Bu yoklukla, şöyle bir tasarrufla baş edeceksin, boğuşacaksın, neyse. Bu tecrübeyi verememişsin ona ama. Yahut da bu yeteneği kazanmamış, bu yeteneğe sahip olmadığının farkında değil, bir işe girdiği zaman şöyle yüksek bir ücretle ücretlendirmeyi umuyor. Halbuki yetenektir, kattığın ve kazandırdığın şeydir, ücret olarak karşılığını alacağın şey. Evet. O zaman, demek ki o zaman ne yapmamız lazım bizim? Yana yakıla yetenek aramamız lazım. Yetenek öyle bir şey ki. Ben bir gün Ankara'da bir genç diyeyim, gençliğin üst sınırında bir yerde bir beyefendiyle tanıştım. Baktım işsizmiş. İşsiz olunca ben buna hani yazarım ya, akıl vermeye de alışmış bir adam, akıl vereceğim güya. İşte nasıl hayata tutunur, ne tür yetenekler geliştirebilir, ne yapabilir. Böyle bir şeyler söylerken bu güldü. Hocam dedi, bu İmam Hatipli bir genç. Ben dedi çok zengin oldum biliyor musunuz dedi. Benim dedi 1,5 milyon dolarım vardı 2 sene önce. $1,5 milyon. Yani bana göre sen epey gençsin. Vallahi bu büyük başarı. Nasıl yaptın? Ne yaptın? Nasıl oldu bu? Hani sana piyangodan çıkmadı herhalde. Kazandın mı bunu? Kazandım. Evet ben kazandım. Nasıl yaptın? Ben dedi bir firmaya girdim. Biraz sağdan soldan çalıştım. Yabancı dilimi geliştirdim. O firmaya da öteberi işler için girmiş yani. Fakat çok iyi ilişkileri varmış. Sevmişler bunu. Yabancı dilini de geliştirdiği için bu firmanın yurt dışında şubeleri var, yurt dışına göndermişler. Vesaire derken girişimci ya bu. Böyle çabalıyor. Bir iş veriyorlarsa ikisini yapıyor. Üç veriyorsa dördünü yapıyor. Böyle. Onlar da böyle güvenilir. Böyle çalışkan bir eleman bulunca nurun ala nur. Güvenerek her şeyi emanet ediyorlar. Ve bu yurt dışında bir büyük firmanın temsilciliğini alıyor. O firmanın temsilciliğini getiriyor Türkiye'ye ve Türkiye'de satıyor bunu. Al sana $1,5 milyon. O süreçte yani. Efendim ondan sonra ne oluyor? Peki dedim. $1,5 milyon müthiş bir şey. Hakikaten çalışan, çırpınan bir insanın sonunda ulaşacağı bir başarı olabilir böyle. Cenab-ı Hak yolunu açar. Nice buna dair örnekler görüyorum. Peki şimdi niye fakirsin, işsizsin? Vallahi hocam sorma dedi. O kadar parayı kazanınca hırsa kapıldık. Biz bu işin fabrikasını Türkiye'de kurarız dedik. Fabrikasını kuralım diye bankadan şu kadar faizli kredi aldık. Fabrikayı yapmaya başladık. Firma kararını değiştirdi. Ve biz battık dedi. Bütün her şey göçtü. Helalinden sen yola çıkmış giderken faize battın. Bir de sen Allah'ın yasakladığını bilen bir insansın. İşte sana tokat. Bu sefer de dibe battın. Bunu şunun için söyledim. İnsanın ne yapacağını, bir şey yapabilmek istiyorsa ne yapacağını öğrenmeye çalışması çok önemli. Ne yapacağını öğrendikten sonra tabii bu her şey değil. Her şey değil. Yani hayatın yönetiminde yıllarla ilke var. İşte
haramdan uzak durmak da bunlardan bir tanesidir. Şimdi böyle bir dünyada o zaman iyi bir yöntem geliştirici olmak için ne yapmak lazım? Evet, bunun herhalde çok önemli kuralları var. Birkaç tane sıralayayım. İyi bir gözlemci olmanız lazım. Çok iyi bir gözlemci olmanız lazım. Usta nasıl yapıyor? Aç gözünü. Böyle pür dikkat bak. Böyle yarım yamalak bakışla, üstün körü yüzeysel bakışla, kafanda bir sürü oyun var, cep telefonu düşünüyorsun, bilmem neyi düşünüyorsun vesaireyle, sen ustandan ustalık öğrenemezsin. O bir sanattır. Evet. O bir derinliktir. Bütün dikkatinle ona odaklan. Ressamların resimlerini gördünüz mü? Bir manzaraya bakar da bir resim yapar. Gördünüz mü? Resim görmüşsünüzdür. Yani öyle bir ressamın nasıl bir resmi inşa ettiğini de bir televizyon programı birkaç sefer izlemiştim. Şimdi ben bir manzaraya baksam, sonra gözümü kapatsam çok hayal meyal bir şey. Şöyle bakın mesela, benim yüzüme bak, ben de senin yüzüne bakıyorum. Sonra kapatalım gözümüzü. Haydi bakalım zihnimizde ne kadar canlanıyorsunuz. Değerli izleyenler de böyle yapsınlar. Nasıl bir yüz? Kaşı nasıl? Gözü nasıl? Canlanıyor mu kafanda? Halbuki bir ressam senin yüzündeki en küçük gölgeyi görüyor. Kıvrımları görüyor. Çizgileri görüyor. Hangisi ne kadar kısa, ne tarafa kıvrılmış. Hı hı. O kadar detayları görüyor ve ona göre çiziyor. Sen gözünü kapattığın zaman %80'ini, %90'ını göremiyorsun bile. Niye? Çünkü onun dikkatinde bakamıyorsun. O, görüntüye ressam o dikkatte bakmaya alıştırmıştır, eğitmiştir kendini. Evet. Sen de hangi ustalığı kimden öğreniyorsan, o bir söz sanatıysa kulağını aç, o bir görsel bir şeyse gözünü aç, yapılacak bir şeyse dokun ve yap. Efendim ne yap? Yap. Erinme, üşenme. Yetenek yaparak gelişecek. Bir daha yapacaksın. Bir daha yapacaksın, üşenmeyeceksin. Gir o arabanın altına mı dedi sana usta, gireceksin. Al bunu bir daha yaz, bu kitabı, bu şiiri bir daha yaz dediyse yazacaksın bir daha. Bir daha yazacaksın. Binlerce sayfa gerekiyorsa yetenek böyle gelişiyor. Böyle bir çırpıda bedavadan hemen olsun. Hayır, üşenmeyeceksin. Burada seni üçüncü şartı söylüyorum. Başarısızlık korkusu durdurabilir. Ben bunu iyi yapamam, bu başarılı olmaz, hatasız yapamam diyebilirsin, korkabilirsin, üzerine gideceksin. Hatasız kul olmaz ve hiç kimsenin ilk yaptığı kusursuz değildir. Ve herkes yapa yapa kusurunu azaltır. Bunu kabul edeceğiz. Hı-hı. Yani kendimizi böyle ille de kusursuz, sütten çıkmış ak kaşık gibi lanse etmeyelim. Biz sıradanlığı kabul edersek şayet, vasat olmayı kabul edersek, mükemmel olmamayı kabul edersek iyiye doğru ilerleriz. Ama ben mükemmelim, erdim, oldum, kusursuzum dersek bir duvar gibi bu karşımıza çıkar. Gelişime kendimizi kapatmış oluruz herhalde. Gelişimize kendimizi kapatmış oluruz, evet. Ve enerjiye ihtiyacımız var. Bu konuda kendimizi geliştirmek için her gelişmeyi de görmek ve bunun için elhamdülillah demek lazım. Hani kendini ödüllendir falan derler. Bunun Müslümancası elhamdülillah, evet daha iyi oldu demektir. Daha iyi oldu demektir. Şükredersen Cenab-ı Allah senin başarını artıracaktır. Bunu bilerek hareket edersek gelişecektir o yetenekte. Evet, anladığımız kadarıyla yani bilginin bir şekilde bir sanat eserine dönüşebilmesi için bunu yapmamız gerektiği ve tekrar tekrar bu faaliyetleri vazgeçmeden devam ettirmemiz gerektiği anlaşılıyor hocam. Ve dışarıdan gelen olumsuz telkinler veya kendi içimizdeki başarısızlık korkusu, ki maalesef dışarıda da herhangi bir girişimde bulunduğumuz zaman birisiyle bir şeyi konuştuğumuzda genellikle yapılabilmesi değil de yapılamaması üzerindeki negatif olan yükü konuşuluyor. Bunları da aşmak gerekiyor. Ve son olarak sıradanlık dediniz. Yani gelişmeye kendimizi açık tutmak ve vazgeçmeden devam etmek. Tabii bugün beni en çok etkileyen nokta, hani Rize'de siz yani o kepçeyle çorbayı karıştırırken, bir ekmekle efendim salatalıkla gününüzü geçirmeye çalışırken, bugün Doktor Muhammed Bozdağ 5 tane kitabıyla Rabbimize yüz binler şükürler olsun.
birçok insanın hayatına dokunuyorsunuz. Bizim için de muhteşem bir ilham kaynağı oluyor yani hikayeniz. Noktamızı isterseniz koyalım değerli hocam. Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Efendim, İstemenin Sırlarındaki bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. dosttv.com'dan değerli izleyicilerimiz internette İstemenin Sırları dosyasına girerek bugünkü programımız ve bundan önceki tüm programlarımıza ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşabilmek duasıyla hayırlı günler diliyorum.